TRT Radyo 1'desiniz. Yansımalar programını dinliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Konuğumuz Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden uzman psikolog Sayın Evren Hoşrik bizimle beraber her zaman olduğu gibi. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. İyi misiniz geçen haftadan bu yana? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Bugün motivasyonu konuşuyoruz. Sizinle şöyle genel bir giriş yapalım bu kavram üzerine. Neden önemlidir, ne işe yarar? Bunları konuşalım. Sonra iki güzel örneğimiz var motivasyon kavramıyla ilgili telefon bağlantılarımız olacak. Evet. Şimdi önce motivasyon deyince ne anlıyorsunuz? Motivasyon gerekli midir? Bir ihtiyaç mıdır? Bir istek midir? Olması gereken midir? Zor mudur insanların motive olması? Motivasyon diğer bir deyişle güdülenme, güdülenme kavramı motivasyonla eşdeğer. Çeşitli şekillerde insanı ya da herhangi bir organizmayı aslında sadece insan değil harekete geçiren bir enerji birikimidir. Motivasyonun, güdülenmenin temel kavramı budur. Burada önemli olan kavram şu: hareket. Yani motivasyon 1918'lerde ilk kez tanımlanmış, hareketle ve hareketlendirmeyle ilişkili olduğu düşünülmüş. Harekete geçirmek. Yani bireyi harekete geçirecek bir şey lazım. Motivasyona sokacak bir şey lazım. Bu hareketle çok ilişkili olacak bir şey ve içsel bir şey bu. İçten gelen bir şey. İçsel bir dürtü diyoruz buna. Güdü aslında. Güdü, güdülenme buradan geliyor. İçsel bir dürtü gerekiyor, güdü gerekiyor. Peki bu içsel dürtüyü ne sağlar bize? Baktığımız zaman çok çeşitli şeyler sağlıyor. En temelde ihtiyaçlar ve istekler sağlıyor. Bazı bizi motive eden bazı kaynaklar ihtiyaçlardan geliyor. Bazıları da ihtiyaç olmasa da sadece istekten geliyor. İhtiyaçlar bu anlamda önemli. Ama şöyle bir gerçeklik var. İhtiyaçlarımızı gidermek zorundayız. İsteklerimizi her zaman gidermek zorunda değiliz. Böyle bir durumda değişik tabii durumlar ortaya çıkıyor motivasyonla ilgili. İhtiyaçlar doğrudan da giderilebilir. Bazen doğrudan değil, dolaylı yollardan da giderilebilir. Bunları zaten ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Ama motivasyon deyince aklımız ilk hareket ve bu harekette içsel bir güdüyle, dürtüyle ortaya çıkıyor diyebiliriz. Yani aslında temelde ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Evet. Motivasyon, dürtü, güdü dediğimiz kavram. Bazen istekler de bunun temelinde olabilir ama... Kesinlikle. İstekler ertelenebilir ama... İhtiyaçlar zor olan ertelenir. Şeyler mutlaka yapılması bir gerekenler. Bir şekilde giderilir. Ya doğrudan ya da dolaylı olarak gidebilir. Çok basit düşünelim hareket deyince örneklerle nedir? Biz çok temel ihtiyaçlarımızdan düşünelim. Hatta ben burada Maslow'un piramidini de anmak isterim. Evet. En alt basamanda fizyolojik ihtiyaçlar var değil mi? İşte açlık doyurulacak, susuzluk giderilecek, uyku olacak, cinsel ihtiyaçlar. Temel birinci fizyolojik ihtiyaçlar. Evet. Susadığımda ne yapıyorum? Motivasyona ihtiyacım var. Ne için? O suyu içmek için. Kalkıyorum, harekete geçiyorum değil mi? Yerimden kalkıyorum ve su alıyorum. Ya da bir şekilde bir hareketle o ihtiyacımı gidermek zorundayım. Bu çok temel bir ihtiyaç. Doğrudan giderilmek zorunda. En fazla geciktirebilirsiniz. Ama her fizyolojik ihtiyaç doğrudan giderilmeyebilir. Hani acıkmak da bu şekilde olabilir. Doğrudan giderilebilir ama cinsellik mesela doğrudan değil de ertelenebilir, uzayabilir. Böyle durumlarda ne olmuş oluyor? Demin söylediğimiz gibi... doğrudan değil de dolaylı yollarla. Hani biz psikolojide biliyoruz ki bazı kuramcılar temel bir ihtiyaç giderilmediğinde cinsellik gibi farklı şekillerde motivasyonlara sebep olduğunu söylerler bize. Örneğin belki bu kişi bir bilimde ilerleme eğilimi gösterecektir. Belki sanatta ilerleme eğilimi gösterecektir ve kendini çok motive bulacaktır bu konuda hareket ederken. Bu da aslında ihtiyacın yön değiştirmesi gibi ve psikolojide de biz buna savunma mekanizması olarak değerlendiririz ve yüceltme deriz. Aslında temel ihtiyaçlar toplumun bazı izin verme işleri ya da baskılarıyla diyelim bastırılması ve farklı şekillerde ortaya çıkmasıdır bizi. Ve yine gideriliyor bu ihtiyaç, doyum sağlanıyor ama bambaşka bir yoldan, doğrudan göründüğü gibi fizyolojik temeliyle değil de başka yollardan. Ama açlık ve susuzluk için bu söz konusu değil. Söz konusu değil. Şimdi programı açarken verdiğimiz örneklerden o zaman hangileri ihtiyaç, hangileri istek, hangileri mutlaka motivasyonla kazanılmalı aslında, diye sorarsak örneğin dedik ki işte yelkenliyle dünyayı dolaşmak dedik. Bu bir ihtiyaç mı değil? Bu istek değil mi? O ihtiyaç kavramını tanımlamak artık ne kadar zor değil mi? Şimdi elimizde cep telefonu var, bu bir ihtiyaç mı? Aslında ihtiyaç kavramını tanımlamak... Artık cep telefonu. İhtiyaçlar dediğim gibi fizyolojiklere baktığınız zaman bunlar hemen hemen hiç değişmiyor. Temel olarak hayatımızda aynı kalıyor. Yani 5000 yıl önce de aynı temel ihtiyaçtı, bugün de böyle. Ama
fizyolojik olmayan ihtiyaçlar zamana ve döneme göre değişiyor. Çünkü biz bir dünya düzeni kuruyoruz bakın. Hı-hı. Bu dünya düzeni içinde telefona ihtiyaç değildir demek doğru olmaz. Çünkü evet. var olan bir toplum düzeni var ve bunun içinde sağlıklı yaşayabilmemiz Hı-hı. için buna uymamız gerekiyor. Ama 1000 yıl önce hiçbir ihtiyaç olamazdı. Varlığından bile söz edilemez. Hı. Dolayısıyla ihtiyaçlar değişir. Ama kişiden kişiye göre de değişir. Kişiden kişiye öyle göre de değişir. Şüphesiz. Yani şüphesiz. Bizim için hani dedik ya, örneğin yine verdiğimiz örneklerden işte bahçeli bir evde yaşamak. Hı hı. Yani çok önemli olmayabilir evet. diyelim benim için. Evet. Ya da işte bir film çekmek. Değildir, hayalim değildir. Belki değil mi, şarkı söylemek gibi. O zaman kişiden kişiye hı hı. göre de değişiyor. Aynen öyle. Bilimsel bir şekilde bu konuyu açıklayabiliriz. Hı hı. Homeostazi denilen önemli bir kavramımız var. Dengeleme demek, denge evet. demek. Çok basit düşünün, ateşimiz yükselir değil hı hı. mi? Ne yaparız? Düşürmek için dengeleyici bir unsur devreye sokarız. Hı hı. İlaç olabilir, dışarıdan bir müdahale olabilir. Ve dengeye doğru sürükleriz. Vücut bunu talep eder. Hı. Bu fizyolojik bir şeydir ama homeostazi sadece fizyolojik olarak olmaz, psikolojik olarak da buna ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi evet. ben orada yelkenliyle gezmek ya da bahçeli bir ev deyince aklıma bu kavram geldi. Hı-hı. Belki benim yaşantım için yelkenliyle gezmek bir ihtiyaç olmayabilir. Hı-hı. Ama o seviyelerde yakın bir hayat süren bir kişi de gerçekten psikolojik olarak dengesizlik yaratabilir ve o kişi için ihtiyaç olmuş olabilir bu. Çünkü örneğin düşünsenize öyle bir ortamdasınız ve arkadaşlarınız çevrenizde bunu yapan çok kişi var ve bu sizde psikolojik bir dengesizlik yaratıyor. Çünkü çevreniz bundan ibaret. Evet. O zaman bunu dengelemek gerekecek. O zaman belki yelkenliğini gezmek o kişi için ihtiyaç olabilir. İhtiyaç haline gelir çünkü ruh sağlığı Evet, bozulmasına değil mi? sebep oluyor. Ha benim için olmayabilir, Hı-hı. diğer kişi için olmayabilir ama burada da biricikliğini görmüş oluyoruz aslında. Yani denge kavramı ihtiyaçları belirliyor. Çünkü içsel bir dürtü var orada artık. Hı-hı. Diyor ki bunu yap çünkü kendini kötü Hı-hı. hissediyorsun, kendini eksik hissediyorsun gibi. Evet. Bunlar normal. Hı-hı. Şimdi efendim dedi ki hani motivasyon kavramına çok uygun güzel örneklerimiz Evet, var. Hemen o ilk örneği dinleyicilerimizle evet. Ben de çok paylaşalım merak ediyorum. istiyoruz. Bir kozmetik firmasının düzenlediği Yılın Kadın Ödülleri yarışmasında 2014 yılının girişimcisi ödülünü kazanmış. Mutlu Dükkan'ın sahibi Sayın Zeynep Yumlu blog sahipliğinden işte pasta, şekerleme, kurabiye dünyasına girmiş. İşi daha da geliştirmiş. Sanıyorum telefonumuz hazır. Merhaba Sayın Yümle, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, günaydın. Merhaba, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. Biz deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir örneksiniz motivasyona. Bugün konuştuğumuz bu kavrama. Sizi biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Çok güzel bir ödülünüz var. Önce kutluyoruz. Çok teşekkür Anlatır ederim. Anlatır mısınız bize kendinizi, bu ödülü nasıl kazandınız? Tabii ki. Ben Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi mezunuyum. Hı hı. Babamın mesleği gereği eğitim hayatıma yurt dışında başladım. Evet. Sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptık ve pek çok kişi gibi üniversiteyi bitirdim. Sonra da bir kurumsal firmada çalışmaya başladım. Hı hı. Belki yurt dışında bir süre okumuş olmanın sebebiyle birazcık hayal gücüm kısmen de olsa geniş. Bu nedenle hep biraz da el yeteneğimi fark ettiğim için küçük yaşımdan itibaren hep elle yapılacak bir meslek istemiştim. Evet. Bu yönde de hep kovalamıştım ne yapabilirim acaba diye. Sonu pastacılık oldu. Çok da memnunum yaptığım işten şu anda. 5 yıldır takriben kurabiye, cupcake ve pasta sektörünün içerisindeyim. Yaptığım bütün ürünler çoğunlukla biraz el sanatı ağırlıklı. Dolayısıyla el işçiliği yoğun ürünler. Bu süreçte beni 5 sene sonunda bir ödüle getirdi. Ki bu da beni gerçekten çok mutlu etti. Yaptığım şey motive doğru etti olduğunu. Öyle değil mi? Daha da iyi aynen. şeyler ortaya Kesinlikle. Koymak için. Biraz Kesinlikle. Anlatın bu ödül. Bazen insanlar derler ki işte ödül aldıklarına tabii çok mutluyum ama büyük sorumluluklar da bana yüklüyor aslında. Hani yaptığım daha iyiye doğru yönelmem lazım. Daha çok çalışmam lazım. Sizin için de öyle mi oldu? Bu esasında çok ödülle bağlı bir konu değil. Ben zaten kendi iç yapımda hep böyle bir tık ötesini nasıl elde edebilirim, nasıl yapabilirim, elimi nasıl geliştirebilirim diye düşünen bir yapıya sahibim. Evet. Belki de bu mesleği çok sevmemin sebebi bu. Ödülün verdiği bir sorumluluk var tabii ki. Çünkü pek çok kadına aynı zamanda örnek teşkil ettiğimi düşünüyorum. Ve bunu eğitimler veriyoruz biz. Onlarda da çok sık yaşıyorum. Birçok kadın gözleri parlayarak
örnek alarak yaklaşıyor yaptığımız işe ve gelişimine. Sıfır kendinden, daha hiçbir şey yapmıyor kendinden, beni takip eden pek çok insan var. O yüzden bunun sorumluluğu daha çok örnek olmak anlamında var. Ne güzel. Şimdi önümüzdeki monitörde sizin o güzel eserleriniz, pasta eserleriniz, kurabiyeler, cupcake'ler var. O kadar güzel şeyler yapmışsınız ki. Bakınız siz de görünüz Evren Bey. İnsan bunları nasıl yer? Sadece kıyamaz yani. Değil, sanat da. Sanat yani, evet. İnanılmaz bir şey bu. Çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten kutluyoruz sizi. Teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Evet. Şimdi blogdan biraz söz edelim. Şu ana kadar kaç yıl oldu dediniz? Yaklaşık olarak 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. 5 yılı tamamlamak üzereyim. Başından sonuna kadar bu işte sadece tam zamanlı uğraşmadım. Çünkü ilk başladığımda bir iş sahibiydim. Yani bir şirkette çalışıyordum. Evet. Yaklaşık 1,5-2 sene yarı zamanlı yürüttüm. Yani işten çıkıp akşamları çalışmak şeklinde. Ama bir noktaya geldi ki, tabii ki bunda sosyal medyanın ve internet yaşantısının çok farklı bir boyuta gelmesinin etkisi çok yüksek. Bilinirlik arttıkça işlerim de yoğunlaştı ve kurumsal hayatıma son verdim. Bu işe yöneldim. Takriben 2 senedir de bir atölye sahibiyim. Atölyede çalışıyorum artık. Bir ekibimiz var. Ne güzel. Kaç kişilik bir ekip? Kaç kişisiniz? Toplamda 5 kişiyiz. Burada ama 5 kişiyi çok verimli bir şekilde ve keyifli bir şekilde kullanıyoruz. Çalışarak kullanıyoruz. Aynen. Ve en önemli konu da hepimiz, ekip üyesi kim olursa olsun, mutlu ve keyifli bir şekilde çalışsın istiyoruz. Biliyorsunuz artık çalışma şartları çok zor. Kimsenin suratı düşük bir şekilde negatif çalışsın istemiyoruz. Çünkü bu iş öyle bir iş değil. Eğitimler de veriyor musunuz? Çünkü son zamanlarda çok da popüler oldu aslında bu tarz çalışmalar. Var mı eğitim talebinde bulunanlar, sizin bu atölyede verdiğiniz eğitim çalışmaları söz konusu mu? Tabii tabii. Şöyle, şimdi Türkiye'de bu iş nereden baksanız ben başladığımdan beri aşağı yukarı daha da yoğunlaştı. Yani ben başlatmadım tabii ki ama demek istediğim son 5 yıllık süreçte çok hızlandı ve çok genişledi. Eğitimler de verilmeye başladı. Ben de takriben 4 yıldır gene eğitim veriyorum. Bildiğim şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Eğitimlerimizin içerisinde yaptığımız bütün ürünlerin eğitimi var. Bu pasta, cupcake, kurabiye, çikolata ve benzeri ürünler, makaron. Ve bütün eğitimlerimizde de kendimiz ne yapıyorsak onu öğretmeye çalışıyoruz. Yani bildiğimiz işi öğretmeye çalışıyoruz. Ben çünkü bundan takriben 2 sene evvel bir Avustralya'da bir de Hollanda'da 2 eğitim aldım. Eğitimsiz bu işler bir yere kadar oluyor. Evet. Kendi kendinize bir yere kadar gelişebiliyorsunuz. O eğitimlerde öğrendiklerimi herkesin yurt dışına gitme imkanı tabii ki yok. Paylaşmaya çalışıyorum. Geliştirdikçe yenilerini paylaşmaya çalışıyorum. Bu da bana büyük haz veriyor. Ne güzel. Şimdi pek çok insan bizi şu anda dinleyen, özellikle hani kadın dinleyicilerimiz diyebilirim. Erkekler de yapıyor mu acaba, sizin ekipte de var mı? Yoksa hep kadınlar mı yapıyorsunuz? Onu öğrenelim önce. İşin yönetim kadrosunda bir erkek var ama onun dışında çoğunlukla hamur işlerinde bayanlardan soruluyor. Bayanlar var. Peki. Şunun için sormak istedim. Yani aslında ben de hani böyle bir şeyler yapayım diyenler ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. İşte bir şeyler yaratmak, işte bir blog sahibi olmak, sizin gibi sizi örnek alarak yapmak isteyenler olabilir ama belki kendilerine güvenleri yoktur. Değil mi? Hani size şunu sormak istiyorum. Sizin motivasyon kaynaklarınız nelerdi? Çünkü kolay bir iş değil bu insanın, değil mi? Hayallerini kesinlikle gerçekleştirmek, tamamen kesinlikle iş hayatını bırakıp farklı bir alana yönelmişsiniz çünkü. Doğru. Bu noktada benim söylemek istediğim şey çok net ve basit esasında. Ben şuna çok inanıyorum. Şans denen şey birden başımıza konmuyor bence. Özellikle meslek hayatında. Meslek hayatında bir şeyler yapmak istiyorsanız birazcık taşın altına elinizi koymanız ve çalışmanız gerekiyor. Evet. Bayanların biliyorum en büyük çekincesi, acaba başarabilir miyim, acaba yol kat edebilir miyim, olur mu olmaz mı? Aslında olmaz diye bir şey yok. Bunun en büyük örneği benim. Çünkü sıfırdan bir iş yarattım. 5 sene sürdü bu güzel bir noktaya getirmek. Ama vazgeçecek bir durum yok. Yani çalıştıkça her şey çok güzelleşiyor ve ödül de bunun iyi bir örneği esasında. Ben o ödülü elde etmek için veya bir ödül almak için çalışmadım. Sadece kendim mutlu olduğum için çalıştım ve vazgeçmeyerek çalıştım. Dolayısıyla bence önemli olan bu. İstemek, uğraşmak, kovalamak, hazıra konulmuyor çünkü artık
şu anki hayatımızda. Hı hı, doğru söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki pek çok işte fikri hayata geçiriyoruz. Hayal ürünleri de olabiliyor. Bu onları işte Evet. pastalar, kurabiyeler haline getiriyoruz. Beraber bu fikirleri geliştirmek, pekiştirmek için benimle irtibata geçmeniz kafi diyorsunuz. Nasıl Çok geçsinler irtibata? Nasıl ulaşsınlar size? Bu eğitimi almak isteyenler olabilir. Size örnek alanlar ve almak isteyenler olabilir. Onlara lütfen iletişim yollarınızı da duyurur tabii musunuz? ki. Bizim web sitemiz var. Zaten bizim işimizin vitrini internet sitesi ve Evet. aynı zamanda sosyal medya, Instagram, Facebook gibi kanallar. Mutludükkan.com bizim ana web sitemiz. Mutlu Dükkan diye yine Instagram'dan ulaşılabilir. Mutlu Dükkan diye Facebook'tan ulaşılabiliyor. Bütün siparişlerimizi e-mail yoluyla yönetmeye çalışıyoruz. Çünkü çok detaylı bir iş yapıyoruz. Hiçbir şeyi de atlamak istemiyoruz. Her şey kişiye özel yapılıyor. Evet. Bu yüzden info@mutludukkan.com da bizim e-mail adresimiz. Bize ulaşmanın pek çok yolu var. Artık zaten Google'da yazmanız yeterli oluyor bir yere Yeterli. ulaşmak için. Aynen. Yani destek olacaksınız. Bu Tabii ki. işte yürümek isteyenlere sizin tecrübelerinizden, gözlemlerinizden değil mi? İzlediğiniz Evet. yoldan onlara da Evet. bilgiler aktaracaksınız. Yol Kursların zaten göstereceksiniz. en baş amacı bu. Ben bir eğitime katılmıştım ve yabancı bir beyle tanışmıştım o eğitimde. Hep şey demişlerdi işte konuşuluyor. Birçok öğrencim de sorar. Rekabet yaratmaktan korkmuyor musunuz diye ama rekabet işin zaten doğası ve kötü bir şey değil. Siz ilerlerken birileri başlıyorsa siz bir rekabet yaratmıyorsunuz. En önemli şey bilgileri de öğrettikçe işler büyüyor, bilinirlik artıyor, piyasa büyüyor her şeyden evvel. Bu herkese fayda getiriyor. Sıfırdan başlayana da, bu işi yapana da. Harika. Sizi gerçekten bir kez daha yürekten kutluyoruz. Bundan Çok teşekkür sonrasında da ediyorum. kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yeni yeni güzel ödüllere ulaşmanızı diliyoruz. Ben de size keyifli bir yayın diliyorum. Çok teşekkür Yayınıza ederiz. sağlık, çok Sağ sağ olun. olunuz. Hoşça kalınız. Hoşça kalın, Görüşmek iyi üzere. günler. İyi günler diliyoruz. Evet, Sayın Zeynep Ümmü'ye çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten siz de gördünüz Emrah Evet, Bey, ne hoş evet. şeyler değil mi Ben yapmışlar. sanat kekleri de diyebilirim Ay, bunlar sanat, rahatlıkla. evet. Zeynep Dedim ya, Hanım. nasıl yani, bunlar yenmez yani. Oturup seyredeceksiniz, Evet, kıyamazsınız evet. yemeği. Şöyle hissettim. Hani daha çok bu alana cupcake ve benzeri türevleri alana kadınlar yöneliyormuş gibi. Onun Hani için hatta şeyde sordum, var mı erkek? motivasyonda İşletmede varmış ama işletmede onların vardır. alanında. Hani belki hani ben bu konuşmadan bir cupcake'e doğru yönelecek olmasam bile duruşu, düşünceleri ve Güzel. tarzda çok örnek aldım kendisine. Onu söylemek istiyorum. Yani işe girmesek bile bir erkek olarak böyle bir işe öyle oradaki duruşu alabilmek de bence çok değerli. Hani Değil motivasyonun mi? kaynağını ben çok güzel şeyler söyledi. Hani ben de bugüne kadar yaptıklarıma bakıyorum. Kendisiyle benzer motivasyonlarımız olduğunu görebiliyorum. İşte ödül için gitmedim dedi bu yolda. Ödül zaten kendiliğinden geldi. Ben Gelmiş, kendimi evet. ortaya koymak istedim vesaire dedi. Ben de benzer deneyimleri hatırlıyorum. İlk kitap yazdığım zaman hani çok şey bir fikirdi aslında. Birdenbire yazacağım. Tamam, nerede bastıracaksın? Basılma garantisi yok. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ve çok büyük emek sarf ediyorsunuz bir kitap için. Ve düşünsenize bastıramıyorsunuz. Ama ben şey diyordum hep. Ya ben bunu basmak için değil. Şu an duygularımı boşaltmak istiyorum. İfade etmek için. Sonra hani o gün geldiğinde düşünürüz bunu. Ve o gün geldiğinde bir şekilde oldu. Hani tabii ki mücadele ettim. Azmettim. Ama ilk kaynağım evet bunu yazacağım ve basacağım değil. Yani tamamen yok olma ihtimali olsa da bütün o birkaç yıllık emek. Evet. Ben o duyguları, o satırları aktarmıştım ya, o bana yeterdi. Ona benzer bir şey söyledi. Bu gerçekten çok önemli. O içten gelen motivasyon illa bir sonuca ulaşmak zorunda da değil. Sadece benim kendimle içimde olan bir şey de olabilir bazen. Ha, Ama bazen ödülle de taçlandırılabiliyor. genelde de oluyor sanki, değil mi? Galiba evet. Evet, ama Yani işte pek çoğumuz bu tarz şeyler yaptığımızda ödülü birinci plana almıyoruz aslında. Yoksa ödül bir motivasyon aracı şüphesiz. Değil mi? Onu da anmak gerekir. Ama bu tip örneklerde bazen içimizde aslında o ödülü kendi kendimize veriyoruz. Bir şeyle mücadele ediyoruz ve Evet. belki kendimizi kendimize ispatlıyoruz orada. Ya da benim yaşadığım gibi duyguyu yaşamam, boşaltmam gerekiyor ve bunun için başka birine ihtiyacım yok. O an kendimle kalmalıyım gibi. Kendinizin tabii mutlu olması, hayallerinizi gerçekleştirmiş Evet. olmanız bence de çok daha önemli. Evet efendim, kısa bir reklam ve müzik arasından sonra yeniden Radyo 1'de Ankara Radyosu stüdyolarından, Yansımalar programından birlikteliğimiz devam ediyor.
Motivasyonu konuşuyoruz, motivasyon kaynaklarını konuşuyoruz. İki konuğumuz var demiştik bir tanesiyle. Reklamlardan önce bağlantı kurduk. Güzel bir örnekti motivasyona. Diğer konuğumuz da şu anda telefon hattında, hazır zannediyorum. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Erişkin Aşı Derneği Başkanı Doçent Doktor Sayın Selma Tosun. Efendim merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ederiz biz de. Efendim sizin gibi böyle güzel örnekleri duydukça, dinleyicilerimizle paylaştıkça biz de gerçekten çok mutlu oluyoruz. Motivasyonu konuşuyoruz biliyorsunuz. Siz de buna güzel bir örneksiniz. Çünkü yıllardır hepatit hastalarına yardımcı oluyorsunuz. Ama bir yandan da aklınız hep böyle hukukta kalmış. İşte hastalarımın haklarını da bir yandan koruyayım diye düşünmüşsünüz. Ve hukuk fakültesinden de mezun olmuşsunuz. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuşsunuz. Tıp gibi zor branşta olmasına ve üniversite eğitiminden yıllar sonra yeniden öğrenci olmanız aslında büyük bir motivasyon olması gereken bir konu, öyle değil mi? Zor olmadı mı Selma Hanım? Nasıl başardınız bunu? Valla hiç zor olmadı. Ben çok keyifle okudum. Gerçekten de çok keyifli. Hiç pişman olmadım. Zaten yıllar önce ben İstanbul Hukuku kazanmıştım ilk liseyi bitirdiğimde. Evet. Bir sene okudum ama ben tıp fakültesini daha çok seviyorum. 3 yaşımdan beri doktor olacağım dediğimi biliyorum. Ben baktım, hatta böyle davalara falan da öğrenci olarak girdim. Dedim ki yok, bu benim pek işime yaramayacak. Ben illa doktor olacağım. Ama böyle gönlümün bir kenarında da hukuk kaldı. Çok keyifliydi. Yani İyi de çalışıyordum. Hani böyle kaba bir tabir, inek öğrenci denir ya, ben biraz inek öğrenciler dedim. Böyle direkt de geçtim. Hatta dediler ki ben alırken kaydını nasıl alırsın? Sen doğrudan geçen sayılı öğrencilerdensin. Yok ben doktor olacağım dedim. Ama şöyle bir şey, ben doktorluğu çok seviyorum. Hayatıma 100 kere de gelsem 100 kere doktor olurum. O tartışmasız. Ama hukuk da hep bir kenarda kalmıştı. Çocuklarım küçükken bir şey yapamadım. Sonra böyle bir af falan oldu ya, torba yasada. Evet. Ya dedim ben bir şansımı denesem ya, acaba olur mu diye. Tekrar İstanbul Hukuk kabul etti beni. Ama tabii iş yerim İzmir'de olunca zor olacak diye. Çocuklarımla da konuştum. Anne dediler tamam 9.50'de geç o zaman. 9.50'de nakil yaptırdım. Çok keyifliydi. Yani benim kızım mesela şu anda 94 doğumlu. Kızımın 1-2 yaş küçüğü, büyük kişilerle birlikte aynı sınıflarda okumak, tekrar sos yemek, tekrar sınav heyecanı, tekrar böyle koşturmaca, not tutmak sabahlara kadar çok keyifliydi. Hatta ben bu sene mezun olunca boşlukta kaldım, ne yapsam dedim. Tabii yüksek lisans yap falan dediler ama. Düşünüyor musunuz? Yani. Şöyle, ben şimdi aynı zamanda Viral Hepatitle Savaşım Derneği var. Onun yönetim kurulu üyesiyim. Orayı çok seviyorum. Bir de Erişkin Aşı Derneği kurduk. Bunlarla şimdi çok böyle haşır neşiriz ama Hepatit B ile ilgili olarak benim çok önemsediğim bir konu var. Hepatit B hastalığı, yani B tipi sarılık hastalığı olan çoğu hastamı işten çıkarıyorlar, işe almıyorlar falan. Hukuku bir yerde onlar için de bitirdim diyebilirim. Şimdi onlar için de böyle zaten yıllardır mücadele vermiştim. Halen gene bunu vermeye devam ediyorum. Çok da keyifli oluyor. Hani sen kimsin dediklerinde ben hukuk mezunum dediğiniz zaman en azından kimse sesini çıkartamıyor. Hangisi ağır basıyor diye sorsam? Ya şöyle doktorluk mu, hukukçu? Sana bir psikologumuz da var değil mi? Evet, Evren Hoşluk da bizimle beraber. Evet, o da dinliyor. Merhabalar size de. Merhaba. Hani böyle alanınıza girmek istemem ama şu hani sağ beyin, sol beyin olayı var ya. Doğal konuşuyoruz burada. Herhalde ben ikisini de eşit kullanıyorum gibi geliyor bana. İçinizden geldi gibi, lütfen buyurun. Aynen. Ben çok seviyorum, çok keyifli geliyor. Tıp fakültesi tartışmasız ve doktorluk tartışmasız bir şey. Yani bir insana yardım etmek, onun hastalığını iyileştirebilmek, evet, destek verebilmek çok iyi. Ama bazı yerlerde hukuki açıdan tosladığınız yerler oluyor. Kaba bir tabir belki ama gerçekten de bir şey yapamayacağınız yerler oluyor. Orada da hukuk benim yardımıma koşuyor. Bir de hukuk aslında normal koşulda normal bir insanın bile okuması gereken bir fakülte diye düşünüyorum. Borçlar hukuku, eşya hukuku, ceza hukuku, hepsi hayatımızın içinde. Şuradan bakkaldan bir alışveriş yaptığınızda bile borçlar hukuku. Evet. Ne bileyim, evlenmeye kalkıyorsunuz, medeni hukuk. İşte bir icra oluyor, icra hukuku. Yani tam hayatın içinde. Yaşamın içinde aslında için hukukta. Doğru söylüyorsun. Her adımda, yaşadığımız her alanda hukuktan söz etmek mümkün. Demek ki o kadar seviyorsunuz ki hastalarınızı. Gerekirse diyorsunuz müvekkilim olacak olan hastaların her türlü hakkını savunmak için de elimden geleni yapacağım diyorsunuz. Yapacağım.
bakıyorum da zaten çok sayıda kişinin işten atılmasını engelledim. Yıllardan beri bunu yaptım. Hatta bakanlığa değişik dilekçeler sunduk. Çalışma Bakanlığı'na en son bir dernek olarak da bu aktiviteleri yapıyoruz. Hani kişi olarak yaptığınızda bazen sizi önemsemeyebiliyorlar da bir dernek çatısında olunca daha böyle bir kimliğiniz, kurumsal kimliğiniz oluyor. Bunların da gücünden yararlanıyoruz. Sağlık Bakanlığı'yla çok güzel ortaklaşa çalışmalar yapıyoruz. Hı-hı. Bunu da vurgulayınca daha keyifli oluyor. Hı-hı. Ama hani gönlüm istiyor ki bütün hepatit B'li hastalarımın hepsini iyileştirebileyim. Öyle bir mucize bir şey olsun ki elimde. Hiç hepatit hastası kalmasın istiyorum. İnşallah. Yani siz tabii bu dileklerle dolu olduğunuz sürece mutlaka da başaracaksınız. Başarıyorsunuzdur zaten. İnşallah. Şimdi Selma Hanım, güzel bir örneksiniz dedik gerçekten. Hani iki zor alanda, gerçekten meşakkatli iki alanda. İkisinin üstesinden geliyorsunuz, başardınız. Şimdi hani yapmak isteyip de hep diyoruz ya, özellikle kadınlarımız işte zaman bulamam, yapabilir miyim acaba, işte bir üniversiteyi bitirebilir miyim, işte evlendim, çoluğum çocuğum var, nasıl ayarlayacağım zamanı, kime nasıl ayarlayacağım, çocuklarıma daha mı az bakarım, eşime daha mı az zaman ayırırım gibi, değil mi, böyle kafalarında sorular olabilir. Onlara neler söylersiniz, nedir mesajınız? Şöyle, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Güzel sözleriniz için de teşekkür ediyorum. Şunu söylüyorum. Bana bunu çok söylediler. Hani sizin dediğinizi ilk defa duymuyorum. Evet. Sen bu enerjiyi nereden buluyorsun? Hı-hı. Nasıl oluyor? Biz 20 yaşındayız, senden örgün bir haldeyiz diye. Evet. Aslında her insanın içinde çok kıymetli bir potansiyel enerji var. Hı-hı. Çok önemli cevherler var ama çoğunluk bunları kullanmayı düşünmüyor. Yani kullanılmadığı sürece de farkına varamıyor. Ben şöyle örnek veriyorum. Diyelim ki İşte yüreğinizi, kalbinizi, bedeninizi 40 odalı bir saray gibi düşünün. Hı hı. Siz sadece bir ya da iki tane odasını kullanıyorsunuz. Niçin? Yemek içmek için, zorunlu ihtiyaçlar için, para kazanayım bilmem ne falan gibi için. Bunları kullandığınız sürece diğer 38 tane odanın farkında değilsiniz. Hı hı. Bunları kullanmadığınız sürece belki ölene kadar da bunların hiç farkına varmadan ölüp gideceksiniz. Hı hı. İşte zaman yetmiyor, vakit yetmiyor. Ay canım, isterdim ama okuyamıyorum. Hayır, hepsini yapabilirsiniz. Hı hı. Siz çalıştıkça daha fazla bir enerji geliyor, daha fazla bir güç geliyor. Bir de en önemli nokta sanırım, insanlara bir şeyler vermek çok keyifli. Yani vermek her zaman için daha keyiflidir. Benim için böyle oldu. Evet. Karşılığında hiçbir şey beklemeyeceksiniz. Eğer ben bunu yaptım, o da bana bunu yapsın. Ben işte şöyle bir hizmet verdim, en azından teşekkür etsin. Hayır, hiçbir şey beklemeyin. Hı-hı. İyi, güzel, doğru olan her şeyi yapın. Hı-hı. Bırakın evrene. Neyse, yaradana neye inanıyorsanız hiç önemli değil. Evet. Mutlaka bir şeylere inanıyorsunuzdur. Ateist de olsanız sizin de inandığınız bir şey vardır. Hı-hı. Bırakın, o bir yerlere gidecektir. Güzel şeyler her zaman doğru yere ulaşır diye düşünüyorum. Enerjinizi kullanın. Kimse kullanmamaya çalışıyor. Hani böyle aman ya vaktim yok bilmem ne. Hayır, vakit yaratılıyor. Çok rahatlıkla yaratılıyor. Yeter ki istensin. Peki. İstansın de beklenti olmasın. Ay, evet. Bana para versinler, bana şunu yapsınlar. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hukuk fakültesini bitirdim. O kadar büyük bir keyifli aldım ki mesela mezuniyet törenimiz falan çok inanılmaz güzel oldu. Birçok kişinin bana söylediğini biliyor musun? Oh, ne güzel, paraları kıracaksın. Hayır, böyle bir derdim yok. Her hiçbir şey para değil olmadı. Tabii. Ama eğer bunu böyle düşünürseniz elbette mutsuz olursunuz. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Ben insanlara biraz daha faydalı olur muyum diye düşünüyorum. Siz gerçekten... O zaman da uçuk bu kadın diyorlar. Edesinler valla. Keyifli. Siz gerçekten güzel duygularla yola çıkmışsınız. O belli ve başarmışsınız. Sizi bir kez daha kutluyoruz. Doçent Doktor Sayın Selma Atos'un İzmir Karşı Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu ve aynı zamanda Erişkin Aşırı Derneği Başkanı. Bir kez daha dinleyicilerimize duyuralım istedim unvanlarınızı ve çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kolay çok gelsin diyoruz güzel size. Güzel insanlar oldukça her şey daha güzel olur. Sağ olun, siz de öylesiniz. Hoşçakalın efendim. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşça iyi günler. Sağ olun, sağ olun. Ne güzel şeyler söyledin. Evet, evet. Gerçekten ben motivasyonum gitgide artıyor. İki konuktan sonra da çok güzel çizdi aslında. Evet. Hani içimizde 40 odalı bir kalbimizde 40 odadan oluşan bölümler var ve biz birkaçını kullanıyoruz zorunlu ihtiyaçlarımızı. Diğerlerini görmezden geliyoruz ve sonucuna göre yürümüyoruz dedi. Hani ben para kazanmak için hukuk fakültesini istemedim dedi. Önceki konumuzda aynı şeyi söylemişti. Evet. Ödül için yaklaşmadım. Yapmadım. Zaten kendiliğinden yani geldi diye. Çok daha saf, çok daha yine naif diyebiliriz. İçsel motivasyonlar için, dürtüler için hareket ediliyor. Kendimden de örneği vermiştim. Hani kitap basılacak mı? Hiçbir fikrim yok. Satar mı? Önemi yok. Ama sadece ben bunu yapmak istiyorum gibi.
üç olayda da ortak noktayı görmüş olduk aslında. Sonucunu çok düşünmeden ben bunu yapmak istiyorum ve yapacağım. Sonucunda iyi şeyler gelebilir ama gelmeyebilir ihtimalini bir kenara bırakarak demiş olduk. Ben de çok etkilendim. Şundan da çok etkileniyorum. Bunu da söylemek istiyorum programı kapatmadan. İki konuğumuz da kadındı ve ben eşimle de sık sık konuşuyorum. Hani kadınlar ne kadar çok şeyle uğraşıyorlar ve bunun motivasyonu nereden geliyor? Daha yeni de konuştuk. Hani bir tarafta işte şimdi kariyer, çocuk olayı çok sık gündemde. Bakıyorum gerçekten. Çok yetenekliyiz. Ütü yapmak mesela benim için ne kadar zor bir şey. Bir gömleği ben 10 dakikada ütülüyorum ama bir kadın gerçekten tabii ki hani evde bir iş bölümü var. Eşit yaşamaya çalışıyoruz ama her ne olursa bir olsun sanki var, kadın değil mi? Bir adım daha önde emek olarak. Sanki yani, değil öyle. Öyle sanki değil. Evet. Öyle zaten. Şimdi erkekler bana kızmasın. Erkekler bana da kızmasınlar. Ama çünkü niye kızsınlar? Onların da evinde bir eşleri, anneleri, değil mi? Kız kardeşleri, ablaları, öyle. Kız çocukları biraz var. Biraz yüklerini almak gerekiyor galiba. Yani bütün bunlara baktığım zaman kadınlar diyorum bu motivasyonu nereden alıyorlar? En azından bizim kadınlarımız hani Türkiye'li kadınlar. Nereden alıyorsun? Eşime sordum ben bunu. Evet, hani yani, ne dersin buna? Bir kere şöyle sanıyorum bir yaratılıştan gelen de bir şey var gerçekten. Yani yaradanın şüphesiz, kadına verdiği şüphesiz yani bir yetenek bir diye düşünüyorum. Onun dışında nasıl yorumluyorsunuz? Bir bebeğin yetişmesini düşünün ve kadın emeğini düşünün. Doğduğu ana kadar ve doğduğundan sonrasına kadar yıllarca. Erkek istese bile tamam her şey eşit olsun deriz. Yardım edelim ama bir yere kadar. Evet. Araya girmeniz çok mümkün değil. Tamamen birbirine bağlı. İki varlıktan bahsediyoruz orada. Belki yaratılışta bunu görebiliyoruz. Evet anne çocuk ilişkisinde, bebek ilişkisinde. Eşime sorduğumda şöyle dedi. Dedi biz ataerkil bir yapıdan yani erkeklerin tamamen egemen olduğu bir anlayışı kırmak için kralı ya da eşitliği sağlayalım diye sürekli bu yönlendirmelerle yetiştik, büyüdük. Hep bize bu söylendi. Başarılı olmalısın, işte bu fakülteyi kazanmalısın, bunu yapmalısın, dilde öğrenmelisin. Erkeğe de söyleniyor ama bir kadına çok daha fazla söylendi ve biz sürekli bunun başarmanın bu dengeyi ve eşitliği sağlamanın... Bu da bir örnek işte motivasyona evet, değil mi? Aynen öyle. Motivasyon kaynağın neydi dediğinde bunu söyledi. Ben her defasında derdi işte okulda bir canım sıkıldı işte işler kötü gidiyor. Hep aklıma bu gelirdi. Ya peki ben yarın bir kadın olarak bu hayatta diğer erkeklerin karşısında ne kadar eşit bir pozisyonda kalabilirim diye. Hani bundan 15-20 yıl önce bunlar daha çok zorluyordu. Şimdi hemen hemen en azından metropoller için söylediğimizde kadınlar bizden çok daha fazla çalışıyorlar. Baktığımızda ve çok daha iyi motivasyonları var. İşte iki konuğumuz da kadındı. Ben çok etkilendim ikisinden de. Gerçekten de öyle. Evet kadınlara kim bir bilir yük daha ne örnekler var. Yüklenmiş bu tabii durumda. İki tanesi bizim verdiğimiz örnekti. Erkeklerde ama de vardır şüphesiz olmaz, bu tip örnekler. Ama kadınlardaki motivasyon dediğimiz belki sebeplerden dolayı bizim toplumumuzda daha fazla olabilir. Bir yerlere gelmemiz gerekiyor ve eşitliği sağlamamız gerekiyor. Evet. Efendim bu güzel sözlerle, mesajlarla bugün de yansımaların sonuna geldik. Bir müzikle veda edeceğiz dinleyicilerimize. Çok teşekkür ediyoruz bugün de size. Ben teşekkür ediyorum. Evet Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden uzman psikolog Sayın Evren Hoşluk hep bizimle beraber yansımalarda. Size de emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ben çok sağlığınız teşekkür ederim. Geldiğiniz çok, çok için haftaya görüşmek üzere İnşallah diyoruz. İnşallah yine görüşmek sevgili için. Dinleyicilerimize de sevgilerimiz var, teşekkürlerimiz var. Onlar da paylaşımlarda bulunuyorlar, bizi dinliyorlar sağ olsunlar. Program yapımcımız Ayşe Yörük, teknik yönetmenimiz Bedir Karabörklü ve ben Bilge Demirağ. Sevgi ve saygılarla ayrılıyoruz efendim huzurlarınızdan. Bir başka Yansımalar programında görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.